Müslümanlar buna ses kalmaması lazım. Kur'an-ı Kerim yakılmaz. İslam'a dil uzatanların dilleri kırılsın. Allah hepsinin belasını versin. Şerefsizler. Vallahi canlarını cehenneme, Kur'an-ı Kerim'e yakın yerde yatacağı yok. Kesinlikle suç Müslümanlarda. Bizim duruşumuz dik değil. İyi etmiş. Kur'an-ı Kerim'in yakılması. Evet. Lanetliyoruz. İsterse hep toplasına yaksınlar. Buram bizim beynimizde. Allah'ın kelamını yaktık demek başlarına bela aldı demek. O yüzden Allah onların başlarına büyük bir belalara ceza gelecek. Yaktı. Allah da onu yaksın, ne diyeyim. Bir de gelsin burada denesin diyor. Yapabilirse eğer, gücü yetiyorsa eğer. Böyle bir şey mümkün mü ya? Kur'an-ı Kerim yakılır mı? Beşteki olaylardan haberimiz var mı? Evet var. Kur'an-ı Kerim yakıldı. Evet. Ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Yapılmaması gereken bir iş. Herkesin kendine göre tabii inançları vardır. Yapılan yanlıştır. Aynı şeyleri biz burada yapsak, onların dinine karşı İncil'i yaksak, bu da bir yanlış bir uygulama olur. Onun için tasvip etmiyorum. Hatalı işlerdir. Düzeltileceğini tahmin ediyorum. Düzelecekler mi? Düzelirler. İslam dünyası üzerinde oynanan bir oyun. Tamamıyla Tayyip Erdoğan'ı bence bağlantılı yani. Bizim Tayyip Erdoğan'la bağlantılı. Nasıl yani? Ya şimdi sen siyahını kendin yaparsan, savunma sanayinde, ekonomide bu kadar güçlenirsen, bizi NATO'ya al, buna karşı çıkarsan, onlar da böyle bir provokatif hareketler yaparlar. Ya tamam, gelecek mi sizce? Bence gelecek devamı. Gelecek. Yani seçime kadar gelecek. İsveç'teki olaylardan haberiniz var mı? Kur'an-ı Kerim yakıldı. Evet var. Ne düşünüyorsunuz? Yani Allah bildiği gibi yapsın. Ne diyelim? Yani hiç iyi bir durum değil. Buradaki amaç nedir sizce? Kışkırtmak. Başka bir şey değil. Bence de terör yani. Kur'an-ı Kerim yakılmaz. Polis eşliğinde de olsa. Çünkü bizim için kutsal bir kitap Kur'an-ı Kerim. Neticesinde bunu onlar da biliyorlar ve bir yanlışı başka bir yanlışla düzeltemezsin. İstediğin bir şey için başka bir şey yapmak doğru değil. Ya bak oğlum, ben konuşurum. Buradan beni cezalandırırlar. İyi etmiş. Kur'an-ı Kerim'in yakılması. Evet. İyi mi olmuş? Ya iyi olmuş demiyorum. Bana ne? Bu kitap yalnız benim malımdır. Kim en çok faydalanırsa gitsin onunla sahip çıksın. Suudi Arabistan, Müslüman devletler. Bir tek bizim mi şey olmuş? İyi oldu demiyorum. Beni yok, ilgilendirmez. Ya o dedim, bir boş bulundum dedim. İyi oldu. Ben hiçbir kutsal kitabın yakılmasını doğru bulmam. Tabii canım. Ama o da yapmışsa beni ilgilendirmez. Kim varsa gitsin. Bir tek Müslüman ülke Türkiye midir? Ama düşün, burada İsveç'in NATO'ya girme şeyi var. Evet, Türkiye'nin onayından. Türkiye'nin onayından sırf bunu bahane edip kullanıp halkı galyana getirmiş. Bunu kim yaptırdı peki? Ha, ben onu bilmem. Ben komplo arayan tip adam yaptı. Adam yapmış. Adam kendisi yapmış. Ben onun arkasında ona yaptırdılar diyemem. Yani Türkiye'deki gibi Amerika yaptırdı, şu yaptırdı diyemem. Adam yapmış. Diyorum ki gitmeyelim. Oradan uzak duralım. Bunlar başımıza bela olur. Onların bu şeyle provoke ediyor toplumu. Bizim siyasiler de onu gündeme getirip şey diyorlar, halkın gazını almak veya siyasi rant elde etmek için akıllı toplum olup bunlara hiçbirine prim vermemek lazım. Bunlar bir oyun mu? Kesinlikle oyundur. Birlik beraberlik olmadıktan sonra, ortak tepki gösterilmedikten sonra saçma sapan özgürlük adı altında tolerans gösterilerek, başka amaçlar güdülerek, özellikle Türkiye'ye yönelik bir eylemdi. Türkiye'nin kişilerine yönelik bir eylemdi. PKK'lılar da katıldı. Biliyorsun, herhangi bir ülkede bir lider kendi ülkesini müreffeh, refaha ulaştırdığında hemen ne yapılır? Diktatör ilan ediliyor. Ama eğer o ülkeyi Avrupa'nın, küresel dünyanın hizmetine, ayaklarına sunarsa özgürlükçü bir lider olur. Yani bunlar değerler yer değiştirmiş. Değerler yer değiştirdiği için gerçekte özgürlük değil ama işte bir şekilde hakaretlerde savurabiliyorlar. Işte. Peki NATO süreci ne olacak? NATO? NATO süreci muhtemelen eğer bu hükümet devam ederse İsveç, Türkiye'nin istediği şeyleri yerine getirerek ancak girebilecek. Yine girebilecek ama muhtemelen Haziran'ı bekliyorlardır. Hükümet değiştiğinde herhangi bir değişiklik yapmadan rahatlıkla girebilecekler. Çünkü yeni gelecek altın masa tamamıyla küresel şeyin başlası. Şerefsiz insanlardan uzak durmayı düşünüyorum. İsveç NATO'ya girmek. Asla izin verilmemesi lazım. İzin verilmemesi lazım. Onların yaptıklarının yanına kar kalmaması lazım. Ülke olarak tepki göstermemiz lazım. Bu yapılanların ardı arkası kesilecek mi sizce? Kesilmez. Türkiye'nin bekası tehlikede, o yüzden asla kesilmez. Düşmanlarımız hiçbir zaman bitmez. Artı içerideki hainler de bitmez. O yüzden
millet olarak uyanık olmamız lazım. Lanet olsun onlara. Allah belalarını versin onlara. Allah belalarını versin ki ben de diyorum aynısını. İslam'a dil uzatanların dilleri kırılsın. Söylenecek söz kalmadı zaten. Kalmadı yok evet. Aynen İnsan öyle. İnsan değil yar bunu. İnsan olsa da yapmaz. Zaten yapmaz yavrum benim. Anladın? Ya orada çok terbiyesizlik yapmışlar. Çok yanlış yapmışlar. Onları hepsini ben kınıyorum yani. Çünkü hepimiz bu dünyada yaşıyorsak biz onların İncil'ini yakamayız. Onlar bizim Kur'an'ımızı yakamaz. Hiç ki herkesin inancına saygı duymak zorunda yani. Biz inşallah yani keşke biz de onların yanında bir olabilseydik. Biz haddini bildirdik zaten onlara gerekeni. Ne yapardık efendim? Müslümanlar buna ses kalmaması lazım. Ben sadece bunu söylüyorum. Hiç tasvip etmiyorum tabii ki. Kur'an-ı Kerim'imizin yırtılmasını hiç tasvip etmiyorum. Elleri kırılsın diyeyim. Yani bizim burada öyle bir şey yapsalar, onların kitabına şey yapsalar, mesela müsaade etmezler ama orada her şeye müsaade değiller. Niye böyle yapıyorlar sizce? Türkiye Müslümanları yok etme işi yapıyorlar işte. Ne işin var? Allah hepsinin belasını versin, şerefsizler. Kıyamete gidiyoruz. Bunlar alametleri zaten. Öyle. Yaktı. Allah da onu yaksın, ne diyeyim? Yani ne diyeyim yani? Denecek bir şey yok. Biliyorsunuz İsveç'te NATO'ya girmek istiyor ve bunun için Türkiye'nin onayını alması lazım. Valla yakmışsa o Kur'an-ı Kerim'i orada yakmışsa bir de gelsin burada denesin diyor. Yapabilirse eğer, gücü yetiyorsa eğer. Böyle bir şey mümkün mü ya? Kur'an-ı Kerim yakılır mı? Biz başımızın üstünde tutuyoruz. Okurken de öyle. Allah'ın damlası. Vallahi canlar cehenneme Kur'an-ı Kerim'i yakanın yerde yatacağı yok. Ne olacak sizce? Biliyorsunuz İsveç NATO'ya girmek istiyor. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Vallahi girmesini istemiyorum. Kabul edilmesini istemiyorum. Onaylanmasın. Bana sorarsınız. Bir Türk vatandaşı olarak o girmesini de onaylanmasını istemiyorum. Onu yapması çok yani yanlış. Kim yaptıysa, neresi yaptıysa çok yanlış. Yani olmaz öyle bir şey. Yanlış bir şey yani. Çok muazzam yanlış bir şey. Yani sırf bizim değil. Bütün İslam öyle yapılmaması lazım. Bütün İslam tabii bütün öbür kitaplarda yapılmasın. Kur'an-ı Kerim'e hiç yapılmasın. Olay o kadar. Benim diyeceğim bu. Kitabın yakılması iyi bir şey değil hiçbir zaman. Peki biliyorsunuz İsveç NATO'ya girmek istiyor. Nasıl işleyecek bu süreç? Ya hiçbir sorun yok. Ya yani ondan değil olay. NATO'ya girecekler mi? Yani. Alacaklar mı? Yani, evet. Olacak diyorsunuz yani. Evet, evet. İyi düşünmüyorum. Yani İslam düşmanlığı diyorum. Başka bir şey değil yani. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. Onlar yapıyor ama bize yani. Neden yaptıklarını millet anlaması lazım artık yani. Kesinlikle NATO'ya sokmuyoruz onları. Düşman. Zaten NATO'nun kendisi terör destekçisi. Sokmuyoruz. Elimizden geleni yapacağız onlara da. Yani biz de yapacağız. Artık biz kendi yağımızda kavrulacağız. Artık güçlü devlet olduk. Daha kimseye bağımlı değiliz. Yani insan üzülüyor. Kendi dinine bu şekilde hakaret edilmesine müsaade edilmesi. Yani maalesef bunun sorumlusunun ben Müslümanlar olduğuna inanıyorum. Biz dinimizin hakkını vermeyip, biz iyi bir savunucu olmayıp karşı tarafa cesaret verdiğimize inanıyorum. Keza diğer dinlere bakarsanız, bütün dinlere ben aynı şekilde hiçbir dine mensup kişilerin veya inançlarının bu şekilde aşağılanmaması gerektiğine inanıyorum. Ama aynı zamanda da yani siz gidip bir Hristiyanlarla bir Yahudilerin diniyle veya kitabıyla bu şekilde hareket edemezsiniz, izin vermezler. Biz zafiyet gösteriyoruz. Biz onları cesaretlendiriyoruz. Suç bizde mi? Kesinlikle suç Müslümanlarda. Bizim duruşumuz dik değil. Çünkü biz Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi. Biz kendi dinimizi daha nasıl tahrip ederiz? Daha birbirimizi nasıl yargılarız? Bunların peşinde durduğumuz için zaten problem burada. Biz düzelmedikten sonra başkasının dinimizi düzeltmesini de bekleyemeyiz. Bu şekilde devam edecek. Allah bize hidayet versin. Başka yapacak bir şey yok yani. O ifade özgürlüğü değil evladım. Ne hissettiniz izleyince? Üzüldüm. İnsanlık adına üzüldüm. Yine bir fitne çıkacak. Yine bir şeyler çıkacak ortaya. Efendime söyleyeyim. Yani bu sinir uçlarına dokunarak insanları tahrik etmek. Başka bir şey değil. Oradan bir şey çıkar mı? O da onu yakan da biliyor orada bir şey olmayacağını. Yani oradan Kur'an'ın yok olmayacağını, yani de Müslümanlara bir zarar vermeyeceğini biliyor. Mühim olan onun akabinde çıkacak olaylarla şiddetin sahipleri diretmek. Bütün mesele o. Onun için yapıyor bazı mahfeller bunu. Doğru bulmuyorum bu tür olayları tabii. Bu sonra İsveç'te yapılan ilk olay değil. Evet, belli ki PKK propagandaları yapılıyor. Çünkü onlar bu işlere çanak tutuyorlar. Doğru değil. Bir gün onları vuracak bunlar. Yani bizler Müslüman olarak yaşantımızla
sergileyeceğimiz örnek davranışlarla onlara örnek olmamız gerekiyor. Şimdi sadece karalamak, işte onlara karşı öfke, kin duymak, nefret duygularını ön planda tutmak da çözüm değil. Biz yapacağımız hayırlı, güzel hizmetlerle, çalışmalarla inşallah onları da, gayrimüslim insanları da belki de teşvik olacak, Müslüman olmalarına bir vesile olacak. Yanlış biliyorum, Kur'an-ı Kerim'in yakılması ne demek? Buna Türkiye'nin de tepki vermesi, Dışişleri Bakanı'nın, Savunma Bakanlığı'nın, bence olumlu şeyler bunlar. Lanet diyoruz, biz de lanet diyoruz. Ne düşünelim ki? İslamiyet'e karşı yapılmış, tek Türkiye'ye karşı yapılan bir hareket değil yani. Bütün İslam aleminde yapılan bir hareket. Lanet diyoruz. Ne olacak peki? İsveç NATO'ya girebilecek mi? Vallahi girer herhalde. Büyük başkan diyor ki girecek diyor. Bize bir şey kalmaz yani. Ne yaparsan yap, sen biliyorsun ya, bu işler tek bizden olmuyor. Bize kalsa giremez. Sonunda onaylanacak mı? Onaylayacaklar. İslamiyet'i her zaman baltalayacaklar. Bizim gibi Müslümanlar olduğu sürece de bu iş devam edecek böyle. Korkak davranırsan böyle devam eder. Yaksın da ne yapacak ki? Allah korur. Kur'an'ı yakmakla bir şey olmaz ki. Bunu ezberlemiş ya. Şimdi temsil hata olmasın. Bir sayfa şiiri ezberleyemiyorsun. Koca Kur'an hatmi diyorsun, beyinde kalıyor. Onu 50 tane yaksalar, bütün Kur'anlar toplasana yine Kur'an faaliyette olur. Allah'ın izniyle. İsterse hep toplasına yaksınlar. Bir sürü Rusya bir ara Kur'an bastı, sahte Kur'an. Ne yaptılar? Bir şey yapamadılar. Onun için Kur'an bizim beynimizde. Kalbimizi Allah yerleştirmiş, onu kimse engel olamaz. Allah yaksın, Kur'an yakılar. Yaksalar da doğru değil adam. Kur'an bizim, kendimiz Kur'an'ız, ayaklı Kur'an. Allah'ın yolu ayaklı Kur'an'dır. İnsan olsa da Kur'an'ı yaksa ne olacak? İnsanın beyni, yüreği ayaklı Kur'an'dır. O yaksa da silemez ki onu. Düşüncesi bile kötü. Yani böyle bir şeyin bize saygısızlık olduğunu düşünüyorum Müslümanlara. Umarım böyle şeyler yaşanmaz. Yaşandığı için de çok üzgünüz. Kınıyoruz yani onları. Allah'a havale ediyoruz. Başka bir şey diyemiyorum. Yani. İslam dünyası güçleniyor. İslam dünyası lider Recep Tayyip Erdoğan güçleniyor. Türkiye güçleniyor. Bunlar nasıl bunlara karşı bir şey yapabiliriz diyerek bütün Şveçler değil. Bütün Avrupa'nın amacı Müslümanlar nasıl bir kötülük yapıyor. Allah'ın kelamını yaktık demek, başlarına bela aldı demek. O yüzden Allah onların başlarına büyük bir bela, ceza gelecek. Ama biz Müslümanlar da birlik beraber olup güçlü olmamız lazım. Böyle şey sessiz kalmamamız lazım. Allah'ın kelamı biz bütün insanlara, onun için Müslümanlara gelmiş. Biz de kendi mücadelemizi yapmamız lazım. Onlar karşı sesimizi çıkartmamız lazım. O için bu Müslüman ve Hristiyan arasında bir savaş da düşünebiliriz. O için batıya yol vermeyeceğiz. Tek bir duayıyla değil, İslam dünyasında birlik beraber İttihat İslam'a geldiği zaman tekrar Osmanlı dedelerimiz gibi tekrar Türkiye bütün İslam dünyasını elde al zaman bunlar kimle oynayacağını görecek. O için 23'te Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz. Onlara karşı mücadele, savaşımız başlayacak inşallah.